Merhaba, ben Ahmet Yeşiltepe. Dünyanın gündemini oluşturan haberlerden seçtiklerimizi paylaşacağız yine. Ama önce her zamanki gibi bazı başlıklar. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantıları New York'ta başladı. Özellikle sığınmacı krizi nedeniyle dünya liderlerinden önemli haberler ardı ardına mesajlar geliyor. New York'tan canlı bağlantıyla son dakika bilgilerini alacağız. Çin'e gideceğiz. Bugün 75 yaşına giren Çin Uluslararası Radyosu'nun 51 yıldır Türkçe yayın yapan servisine konuk olacağız. Batı'daki muadillerine göre farklı bakış açısıyla haber yapan bu radyonun Türkçe konuşan editörleriyle, muhabirleriyle tanışacağız. Ve dünyanın ilk kafa nakli için geri sayım başladı. Kafa naklini gerçekleştirecek ekibin ve nakle hazırlanan hastanın hikayesini ekrana taşıyacağız. Dünyanın haberi başlıyor. Bir facia haberiyle açıyoruz dünyanın haberini. Akdeniz'den bir sığınmacı faciası haberi geldi. Mısır açıklarında sığınmacı taşıyan bir tekne alabora oldu. 600 kişinin bulunduğu teknede ilk bilgilere göre 29 kişi yaşamını yitirdi. Mısır Devlet Haber Ajansı, sığınmacı taşıyan teknenin Kafrel Şeyh sahili açıklarında alabora olduğunu açıkladı. Kurtarma ekipleri şimdiye kadar 150 kişiyi kurtarmayı başardı. 29 kişinin ise cesedine ulaşıldı. Yetkililer Mısırlı, Suriyeli ve Afrikalı göçmenler bulunduğunu bildirdiler teknede. Ve can kaybının artmasından da endişe edildiği belirtildi. Evet, sığınmacı krizine bir krizin ötesinde çok önemli bir haberdi. Bir facia haberiyle başladık. İşte bu konular New York'ta konuşuluyor. New York her yıl olduğu gibi Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantılarına ev sahipliği yapıyor. Kentte güvenlik önlemleri en üst düzeye çıkarılmış durumda. Dün genel kurula hitap eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün çok sayıda ikili görüştürme gerçekleştirmesi bekleniyor. Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı Joe Biden'ı da kaldığı otelde ağırlayacak. Son bilgileri almak üzere şimdi hemen New York'a uzanacağız. Hüseyin Günay karşımızda. Hüseyin, özellikle Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın bugünkü programını öğrenelim senden. Bir de tabii ayrıca sığınmacı zirvesi dün gündemdeydi. Çok önemli haberler geldi, açıklamalar geldi oradan. Bir de bu konuyla ilgili ayrıntıları bize aktarabilir misin? Ahmet Yeşiltepe, şu an Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kalmış olduğu otelin önündeyiz. Yaklaşık 20-25 dakika sonra Amerikan Başkan Yardımcısı Joe Biden buraya gelecek ve Cumhurbaşkanı tarafından kabul edilecek. Senin de belirtmiş olduğun gibi Cumhurbaşkanı'nın bugün çok yoğun bir görüşme trafiği var. İlk olarak bunlarla başlamak isterim. Yaklaşık 30-35 dakika, 25 dakika sonra Joe Biden'la Cumhurbaşkanı Erdoğan ikili bir görüşme gerçekleştirecek. Sonrasındaysa Japonya Başbakanı Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir araya gelecek. Tabii bunun akabininde Slovenya Cumhurbaşkanı'yla da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ikili bir görüşme yapmasını bekliyoruz. Yunanistan Başbakanı yine bugün içerisinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşeceği kişiler arasında bulunuyor. Bununla birlikte bu gibi isimlerin yanı sıra aslında dünkü genel kurul konuşmalarında hem sığınmacılar zirvesinde hem de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yapmış olduğu konuşmanın ana gündem maddelerinden bir tanesi sığınmacılar kriziydi. Türkiye'nin sığınmacılar noktasında üzerine düşeni fazlasıyla yaptığını, 300 bin Iraklı, 2 milyon 700 bin de Suriyeli mültecinin Türkiye'de misafir edildiğini söyledi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ve hem Avrupa Birliği'ni hem de Birleşmiş Milletler'e üye ülkeleri eleştirdi. Onlar elini taşın altına yeterince koymuyor dedi. Sığınmacıların konteynerlarda ve çadır kentlerde yaşamaya mahkum edilmemeleri gerektiğinin altını çizdi. Ve uluslararası toplumdan yardım edilmesi noktasında destek beklediğini bir kez daha yeniledi. Aslında sığınmacılar noktasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vermiş olduğu önemli mesajlardan bir tanesi de Ahmet Yeşiltepe, vatandaşlık meselesiydi. Türkiye'nin
sığınmacıların yaşayabilmeleri ve çalışabilmeleri için şehirde kalmalarına müsaade ettiklerini ve bununla birlikte vatandaşlık çalışmalarının da hız kazandığının altını çizdi. Sığınmacılara vatandaşlık vermenin bir sosyal risk taşıdığını, ancak Türkiye'nin bu riski aldığı için de mutlu olduğunu sözlerine ekledi. Ahmet Yeşiltepe. Hüseyin, çok kısa senden aslında bu konuyla ilgili bilgi alabilir miyiz bilemiyorum. Hemen arkanda Cumhurbaşkanlığı Forsu'nun bulunduğu bir plakalı araç görüyoruz. Bu araçlar Türkiye'den mi getirildi yoksa orada mı özel olarak hazırlandı? Bu konuda bilgin var mı? Ahmet Yeşiltepe, bu konuda şu an araştırmalar devam ediyor. Çünkü iki farklı bilgi var. Bazı araçların, şu an arkamda Cumhurbaşkanlığı Forsu taşıyan bir araç var, Türk bayrağı olan bir araç var. Üç aracın Türkiye'den getirilmiş olma ihtimali yüksek. Ancak şu an için net bir bilgi yok. Fakat Cumhurbaşkanlığı Forsu taşıyan araç ile onun önündeki aracın Türk bayrağı taşıdığını söyleyebiliriz. Çok büyük olasılıkla Cumhurbaşkanlığı Forsu taşıyan araç Türkiye'den getirildi. Ancak net bir bilgi olmadığını bir kez daha yinelemek isterim. Evet, Hüseyin Güney'e teşekkür ediyoruz. New York'tan canlı yayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kaldığı ve biraz sonra Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı Joe Biden'ı kabul edeceği otelin önünden bize son gelişmeleri aktardı. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantılarında kürsüye çıkarak konuşma yapan liderler arasında Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah El-Sisi de vardı dün. El-Sisi konuşma metnine bağlı kalmadığı ve direkt olarak İsrail halkına seslenip Filistinlilerle barış çağrısı yaptı. Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah El-Sisi New York'ta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitap etmek üzere kürsüdeydi. El-Sisi konuşmasında elindeki metne bağlı kalmadı ve İsrail halkına seslenerek Filistin sorununun çözülmesi çağrısı yaptı. Elimdeki yazılı metnin dışına çıkarak dünyanın sesini temsil eden bu platformda İsrail yönetimine ve halkına seslenmek istiyorum. Orta Doğu sorununa çözüm bulmamız gerekiyor. Barışı sağlayarak bölge tarihinde parlak bir sayfa açma konusunda elimizde gerçek bir fırsat var. Mısır deneyimi eşsiz bir örnek oluşturuyor ve bu deneyim İsrail'le yan yana bir Filistin devletinin kurulması için tekrarlanabilir. El-Sisi, Mısır'ı çalkantılı Orta Doğu'da güvenli liman olarak niteledi. Orta Doğu kanlı çatışmalara sahne olurken Mısır istikrarını korumayı başardı. Bunu kurumlarının sağlamlığına ve halkının kültürel miraslarının farkında olmasına borçlu. Cumhurbaşkanı El-Sisi New York'ta temasları sırasında ABD başkan adayları Donald Trump ve Hillary Clinton'la da bir araya geldi. Washington Post gazetesi görüşmede Trump'ın El-Sisi'yi Mısır'ın insan hakları karnesi konusunda hiç uyarmamasını eleştirdi. Dünyanın farklı köşelerinden ilginç haber ve görüntülerle devam ediyoruz şimdi. Görüntüler Çin'deki Wuhan köyünden. Hükümetin köylülerin topraklarına el koymasına tepki gösteren protestocular polisle karşı karşıya geldi. Polisin gazlı müdahalesine köylüler taşla karşılık verdi. Polis köylülerin taşlı saldırısı sonrası işte böyle geri çekilmek zorunda kaldı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Maryland eyaletinde hırsızlar gündüz vakti yüzleri gizleme gereği bile duymadan bir cep telefonu bayini soyuyorlar. Mağazadan içeri giren iki hırsız standlardaki cep telefonu ve tabletleri çalmaya başlıyor. Kimsenin müdahale etmediği hırsızlar çaldıkları mallarla mağazadan kaçmayı başarmışlar. Polis olayın görüntülerini dağıtarak suçluların yakalanması için halktan yardım istedi. İki hırsızın daha önce de birçok mağazayı soymaktan sabıkasının olduğu öğrenildi. İlginç bir görüntü. Rus ordusu yeni geliştirdiği paletli robotu Rusya Savunma Bakanlığı'na bağlı bir televizyon kanalında test ediyor. Ancak araç bir kum tepesinin üzerinde durması gerekirken hareketine devam edince ortaya ilginç görüntüler çıkıyor. Programın sunucusu robotu tutabilmek için tüm gücüyle çaba sarf etse de robot kum tepesinden yuvarlanıyor. Sunucu ise bir ton ağırlığındaki robotun altında kalmaktan son anda kurtuluyor. Dünya haberlerini çoğunlukla batılı haber kaynaklarından izleyen bir ülkeyiz. Halbuki tek
kutuplu dünyanın süzgecinden geçen uluslararası nitelikli haberleri başka kaynaklardan da elde etme imkanımız var. İşte bu kaynaklara ilginç bir alternatif Çin'den. Bu yıl kuruluşunun 75. yıl dönümünü kutlayan Çin Uluslararası Radyosu'nun Türkçe servisine konuk olduk. Pekin'deki merkezinde Çin'in gözünden Türkiye'yi ve dünyayı gördük. Ben her gün Türkiye'yi takip ediyorum. Hem CNN Türk hem NTV radyoyu dinliyorum. Hep Türkiye'deki ne olduğunu öğreniyorum. 3 Aralık 1941'de yayına başlayan Çin Uluslararası Radyosu, 43 dilde dünyada 200'den fazla ülke ve bölgeye yayın yapıyor. Kurumun en eski servislerinden biri de Türkçe yayınları. 21 Ekim 1957'de Türkçe yayınlarına başlayan radyo, son dönemde internet üzerinden yayınlarını arttırmış durumda. Bu konuyla ilgili yasal düzenlemeler gündeme geliyor. Türkiye, Pekin yönetiminin her dönem yakından takip ettiği, ilgi duyduğu bir ülke. Bu yüzden Çin Uluslararası Radyosu'nun Türkçe servisi, kalabalık bir muhabir ve editör kadrosuna sahip. Çin Uluslararası Radyosu Türkçe servisimizin çarşamba'nın toplam sayısı 22 kişimiz var. Artı 6 Türk arkadaşımız var. Şimdi 4 arkadaşımız Türkiye'de çalışıyor. 2 arkadaş CIA'nın Ankara temsilciliğinde çalışıyor. 7 Çin'in Ankara Büyükelçiliğinde ve konsolosluğunda çalışanlar var. 22 çalışanımızdan çoğu Türkçe iyi biliyorlar. Çin Uluslararası Radyosu, dünyadaki sıcak gelişmelerin yanı sıra dinleyicilerine Çin-Türkiye iletişimi, kültür, toplum, yaşam, ekonomi, turizm, müzik ve Çince öğretimi gibi farklı temalarda programlar da sunuyor. Biz CRI Türkçe servisimiz her gün bu Türk akademisyenlere ve Çince'ye merak edenlere internet ve canlı yayın aracılığıyla yayın yapıyoruz. Onlara doğru ve gerçek bir Çin tanıtmak istiyoruz. Ve bu Türklere Çin'i tanıtmak ve bu açıdan hem ikili ilişkilere, mesela ekonomi, siyaset ve özellikle kültür alanlara yararı olacağına inanıyorum. Radyonun Türkçe servisinde 6 Türk çalışıyor. Türkiye'de de 4 muhabir ve editör görevli. Yayınlar İstanbul'da Radyo Mega ve Yön Radyo, Ankara'daysa Özgür Radyo üzerinden dinleyicilere iletiliyor. Toplam yayın 2,5 saati bulurken, akşam 8'de başlayan 1 saatlik yayın kuşağı, en zengin içeriğe sahip alan. Bunu konuşacağız. Evet, genellikle mesela 1 saatlik yayınımızda 25 dakikalık haberimiz var. Sonra 35 dakikalık temalı programımız var. Bir de anons, jingle falan, toplam olarak 1 saat yayınımız böyle oluşuyor. Çin Uluslararası Radyosu, internet üzerinden de Çin'le Türkiye arasında iletişim ve dostluk köprüsü olma görevini sürdürüyor. 51 yıllık Türkçe servisi, haber hizmetinin yanında Çinlilere Türkçe, Türklere de Çince öğretme konusunda uzmanlaşmış bir kadroya sahip. Çalışanlar da Türkçe'ye gönülden sevgi duyan kişilerden oluşuyor. Açıkçası ilk aşamada çok zordu. Çünkü İngilizce ve Çince ile tam farklı bir gramer yapısı var. O yüzden ilk başladığımda birazcık zor geliyordu. Ama sonra alıştıktan sonra şunu söyleyebilirim. Türkçe'ye bayıldım. Şimdi sizi yine bir dünya turuna çıkaracağız. Avustralya'da bir köpekle kangurunun görüntüsüyle başlıyoruz turumuza. Yol ortasında duran kanguruyu kovalamaya çalışan köpek tüm çabalarına rağmen başarılı olamıyor. Korkusuz kanguru köpeğe aldırış etmeden olduğu yerde durmaya devam ediyor. Anne ve babası bir dükkandayken kaçarak büyük bir kamyonun önüne atlayan çocuk, kamyon şoförünün dikkati sayesinde kurtuldu. Ellerini açarak kamyonun önüne atlayan çocuk, kamyonun son saniyede fren yapmasıyla ölümden döndü. Olan bitenden haberi olmayan çocuğun anne ve babası ise çocuklarını alarak olay yerinden uzaklaştı. Çin'deki bir okulun kız öğrencileri muhteşem bir koreografiye imza attı. Yaklaşık 500 kişilik öğrenci grubu gösteri sırasında okullarının sloganlarını da hep bir ağızdan söyledi.
Uzun yıllardır vücudunu hareketsiz bırakan bir hastalıkla mücadele eden Rus Valeri Spiridonov, dünyada ilk kafa nakli yapılan kişi olmaya hazırlanıyor. İtalyan cerrah Sergio Canavero, bilim dünyasında büyük tartışma başlatan bu operasyonu gelecek yıl gerçekleştirmeyi hedefliyor. Valeri Spiridonov, dünyada ilk defa kafa nakli yapılacak kişi. Bu iddialı operasyonu İtalyan cerrah Sergio Canavero gerçekleştirecek. Ameliyatın en az 100 kişilik bir ekiple Çin veya Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılması ve bir gün içinde tamamlanması planlanıyor. Operasyonun gelecek yıl yapılması hedefleniyor. İlk olarak yeni ölen bir insandan alınan kafa ve nakil yapılacak hastanın vücudu beyin hücrelerinin ölmemesi için soğutulacak. Daha sonra alıcı ve vericinin boyunları kısmi olarak kesilecek. Ardından ölen kişinin omuriliği dikkatli bir şekilde kesilerek alıcı hastanın vücuduna yerleştirilecek. Daha sonra polietilen glikol maddesi kullanılarak omuriliğin vücuda tam olarak oturması sağlanacak. Son aşamada ise tüm kan damarları ve sinirler vücuda bağlanacak. Daha sonra nakil yapılan hasta birkaç hafta boyunca komada tutulacak. Bu esnada omurilik vücuda iyice yerleşecek. Kalıtsal bir kas hastalığı nedeniyle tekerlekli sandalyeye bağımlı yaşayan Rus Valeri Spiridonov bu zorlu ve riskli ameliyatı olmayı kabul etti. Gerekçesi ise ölmeden önce sağlıklı bir bedende yaşamak istemesi. Spiridonov, "Kendi yaşam koşullarımı iyileştirmeyi ve kendi kendime yetebilmeyi istiyorum," dedi. Ameliyatı gerçekleştirecek olan cerrah doktor Sergio Canavero, operasyonun %90 başarılı olacağını iddia ediyor. Ancak Canavero, bilim dünyasında büyük bir tartışma başlatmış durumda. Uzmanların bir bölümü bu uygulamanın ütopik olduğunu söylüyor. Ve dünyanın haberi sona erdi. Yayınımız saat başında akşam haberleriyle devam edecek.